Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ahlak felsefesi. Bizler için çok önemli bir konu. Hazırsak hemen başlayalım. Bakalım ahlak felsefesinde hangi konuları göreceğiz, hangi konulara değineceğiz arkadaşlar. Hemen incelemeye başlayalım. Ahlak ve ahlak felsefesi yani etik nedir? Hemen burada etiğin altını çiziyorum. Çünkü ahlak felsefesinin diğer ismi etik olarak geçiyor. Diğer konumuza bakıyoruz. Ahlak felsefesinin temel kavramları ve sorunlarını inceleyeceğiz. Sonrasında ahlaki eylemin amacı nedir diye bakacağız. Sonrasında insan davranışlarında özgür müdür diyeceğiz yani ahlak felsefesini yavaş yavaş aslında açmaya başlayacağız. Sonrasında diğer bir sorumuz olarak evrensel ahlak yasası mümkün müdür diyeceğiz. Filozoflarımız bunu soracak ve diyecekler ki evrensel ahlak yasası mümkündür. Sonrasında ise evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyecekler. Yani filozoflarımız aslında burada bir görüş ayrılığına düşecekler ve biz de bunları hep beraber inceleyeceğiz. Hemen bir bakalım. Ahlak nedir? Hemen bir düşünelim. Acaba ahlak ne olabilir? Ahlak bireylerin toplumsal hayattaki ilişkilerini düzenleyen kurallar. Bakın karşımıza ilk olarak ne çıktı? Kurallar çıktı. Sonrasında normlar ve Değerler bütünü olarak ahlak bizim karşımıza çıkacak. Bu anlamıyla ahlak felsefeden bağımsız olarak her toplumda belli derecelerde var olan davranış kuralları olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ahlakı Böyle tanımlayacağız. Peki sonrasında ahlak felsefesi yani etik nedir diyeceğiz. Bakın ilk başta da demiştik ki ahlak felsefesinin diğer adı etiktir demiştik. Hemen bir bakalım etin temel anlamı neymiş? Temel ahlaki kavramları ve ahlaki yargıların niteliğini, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu ve amaçlarını, insan davranışlarının dayandıkları temelleri, iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini inceliyormuş. Bakın ne yapıyormuşuz? Ahlakta kurallara bakıyorduk, normlara bakıyorduk, değerler bütünlerini inceliyorduk. Ama yani ahlak felsefesinde etikte ne yapıyormuşuz? Biz bu kuralların nasıl oluştuğuna bakıyormuşuz, amaçlarına bakıyormuşuz ve bunların nedenlerini hep beraber inceliyormuşuz. Yani biz ne yapmış oluyormuşuz? Felsefe yapmış oluyormuşuz. Burada kocaman bir yıldız koymuşum. Ahlak felsefesi incelemeleri ideal olana, olgusal olandan daha çok yönelir. Yani biz ideal olana yani manevi olana olana maddi olandan daha çok yönelerek ne yapacağız? Ahlak felsefesi yani ete yöneleceğiz. Hemen bir bakalım karşımıza ne çıktı? Ahlak felsefesinin temel kavramları. Burada bir boşluk bırakmışız. Burada ne diyeceğiz? Yani etiğin temel kavramlarını hep beraber bir inceleyelim. Hemen burada tık atıp geçmemek için böyle kısaca bir açıklamak istiyorum. Ahlaki karar ve davranış ne demektir hocam diye sorarsanız ahlaka uygun verilmiş karara arkadaşlar biz ahlaki karar diyoruz. Peki normalde biz bunu bir davranışa çevirirsek mesela ben yalan söylememeliyim dersem bu benim için ahlaki bir karar olur. Peki ben ahlaki bir davranış yapmak ister. Ben yalan söylemediğim zaman bunu bir davranışa çevirmiş olurum arkadaşlar. Peki ahlaki yasa nedir? Ahlaki anlamda uygun olan yani kabul görmüş kurallar bütününe biz ahlak yasaları diyoruz. Peki sorumluluk ve ödevi ne olarak açıklıyoruz? Sorumluluk bizim yani bireylerin eylemlerimizin sonuçlarını üstlenmemiz yani bunu aslında göze almamız olarak karşıya çıkıyor. Peki ödev ne olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Bizim yapmamızın zorunlu olduğu şeyler olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Peki Erdem'e bakalım. Erdem ise bizim aslında ahlakta iyi isteme yani iyi istenç olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Özgürlük de bildiğiniz gibi bizim aslında baskı altında olmadan yaptığımız şeyler olarak karşımıza çıkacak diyebilirim. Hemen iradeye bakalım. İrade neydi peki? Harekete geçme gücümüz ve yeteneğimiz arkadaşlar irade olarak karşımıza çıkıyordu. Hemen bir mutluluğu düşünelim. Yani mutluluk bizim bildiğimiz gibi iç huzur olarak karşımıza çıkacak vicdan. Vicdan bildiğinizi düşünüyorum tabii ki de bizim iç mahkememiz yani iç muhakememiz olarak karşımıza çıkacak. İyi ve kötüyü peki biz ne olarak isimlendireceğiz? Arkadaşlar buna kocaman bir yıldız koyacağım. Çünkü ahlaki davranışlarımızda filozoflar en çok iyi ve kötü davranışlarımızı ahlak felsefesinde değerlendiriyorlar. İyi ve kötüyü biz ne olarak isimlendiriyoruz ya da ne olarak tanımlıyoruz? İyi ahlaki anlamda yapılması uygun olarak karşımıza çıkarken kötü ahlaki anlamda yapılması uygun olmayan yani istenmeyen normal hayatımızdan da bunlara örnekler verebilirsiniz. Mesela bir insana yardım etmek iyi bir davranışken kötü bir davranış olarak hırsızlık yapmak olmayı düşünebilirsiniz mesela. Ahlaki eylem ve değere bakalım. En son olarak da ahlaki eylem ahlaki değerlere uygun olarak yapılan eylemlerimiz arkadaşlar. Aslında baktığınız zaman zaten isimleri kendilerinin karşılığını veriyor. Ama biz yine de tanımlarına bakalım istedim. Peki ahlaki değer ne oluyor? iyi ya da kötü olarak ortaya çıkan değerlerimiz olarak karşıya çıkıyor diyebiliriz. Hemen geçelim sonraki slaytımıza. Ahlak felsefesinin temel sorunlarına bir bakalım. Ahlak felsefesinde neler tartışılıyor acaba? Bu filozoflarımız kendi aralarında neyi tartışıyorlar? Ahlak deyince akıllarına neler geliyor? Hemen bir bakalım. İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır diyorlar. Bunu düşünüyorlar ve diyorlar ki biz bunu ahlak felsefesinde konuşacağız diyorlar. Sonrasında diyorlar ki toplumca benimsenen ve bireye yaptırılmak istenen eylem biçimleri gerçekten iyi midir acaba diyorlar. Bunun diyorlar bize iyi bir faydası var mıdır yoksa acaba toplumca benimsediğimiz ve bize yaptırılmak istenen şeyler kötü de olabilir mi diye düşünüyorlar. Sonrasında bütün insanların benimseyeceği acaba bu boşluğa ne gelebilir arkadaşlar? Ev ee, evrensel bir ahlak yasası var mıdır diye kendilerine soruyorlar ve kendi aralarında tartışıyorlar. Sonrasında zaten bunu detaylıca inceleyeceğiz. Sonrasında bakalım neyi soruyor filozoflar? Ahlak yargısını öteki yargılardan ayıran nitelikler nelerdir diyorlar. Yani estetikten ayıran nitelikler nelerdir? Dinden ayıran nitelikler nelerdir? Bunları kendi aralarında inceliyorlar. Hemen diğer bir sorunumuza bakalım. İnsanın doğası ahlaklı olmasına elverişli midir? Yani yani bizim doğamızda ahlaklı olmak gibi bir kavram var mıdır yoksa ahlak sonradan oluşmuş bir kavram mıdır diye kendilerine soruyorlar. Hemen son sorunumuza bakalım ve sorumuza da bakalım. Aslında buradaki tüm sorunlar arkadaşlar ahlak felsefesinin sorularını da oluşturur diyebiliriz. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür diyorlar. Buna hemen kocaman bir yıldız atıyorum. Bakın burada kahverengiyle yazdığım aslında sorunlar bizim en çok tartıştığımız filozoflarımızın en çok tartıştığı konular olarak karşımıza çıkacak. Hemen bakalım sonraki slaytımıza geldik. Bir temel sorunumuz ahlaki eylemin amacı nedir? Bakalım filozoflarımız ne demiş? Sokrates demiş ki ahlaki eylemin amacı mutlu olmaktır demiş. Ben bir ahlaki eylemi yaparken mutlu olmak için yaparım demiş. Benim amacım mutlu olmak demiş. Aristoteles'ine demiş. Ben bir ahlaki eylem yaparken amacım erdemli ve mutlu olmaktır demiş. Sokrates'e ek olarak erdemliliği eklemiş Aristoteles. Peki Platon ne demiş? İyi bilmektir demiş. Bakın Sokrates ve Aristoteles'ten çok ayrı bir şey söylemiş. Burada idealar devreye girecek ve iyi devreye girecek. O zaman Platon ahlaki eylemin amacını iyi olarak, iyi idası olarak bilecek, yani nesneler dünyasından bunu aslında ayıracak ve bizi idealar dünyasına götürecek diyebiliriz. Hemen Kant'a bakalım. Kant ne demiş? Benim için ahlaki eylemin amacı ödeve uygun olarak gerçekleştirilendir. Zaten Kant da Ödev ahlakı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ödev ahlakını birazdan zaten temelli olarak açıklayacağız ama ödeve uygun gerçekleşen yani niyeti uygun gerçekleşen ahlak benim için amaç olarak bir niyet olarak ahlaki eylem olarak karşıma çıkacak diyecek Kant. Hemen bakalım diğer filozoflarımız ne demiş ahlaki eylemin amacına. Acıdan kaçıp hazza yakın olmaktır. Kim diyor bakın bunu? Burada gördüğünüz gibi hazcı bir karikatür var sanki değil mi? Epikiros ve Aristipos diyor ilk çağlar. Hmm, bakın buraya bir boşluk bırakmışım. Yani bu aslında bize hedonizmi hatırlatacak. Hedonizm bize acıdan kaçıp hazla yakın olmayı yani hazcılığı hatırlatacak. Benim amacım eğer acıdan kaçmak ve hazla yakın olmaksa ben ahlaki eylemimin amacını hazcılık olarak tanımlanıp ve sonraki hemen filozofumuza bakıyoruz. Farabi ne diyor? Yaradanı bilmek benim için ahlaki eylemin amacıdır diyor. Sonraki filozofumuz ne diyor? Bentham yarar ve fayda sağlamasıdır. Burada hemen bir dipnot açalım. Toplumsal eğer bir fayda ve yarar sağlıyorsa benim için ahlak o zaman benim için bir ahlaki eylemin amacını güdüyordur demek istiyor. Yani yarar ve fayda toplumsal bir amaç güdüyorsa Bentham için ahlaki eylemin amacı bizim için gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Hemen geldik sonraki sorunumuza. İnsan davranışlarında özgür müdür? Bunu filozoflarımız soruyorlar ve sonrasında akımlar teker 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 ortaya çıkıyor. Özgürlük ve sorumluluk. Burada inceleyeceğiz. Bir, determinizm yani belirlenimcilik. Buna hemen bir yıldız atalım. Sınavlarda da karşınıza çıkabilir. Onun için önemli. Peki neymiş hocam bu determinizm diye sorarsanız insanın ahlaki eylemlerinde özgür acaba olması mı olmaması mı? Tabii ki de arkadaşlar insanın ahlaki eylemlerinde özgür olmaması insanın ahlaki eylemlerinin diğer insanlar, toplum, doğa koşulları gibi kendisi dışındaki bir ilke tarafından önceden belirlendiğini savunan görüştür. Bakın ne demişiz? Toplum, doğa koşulları gibi kendisi dışındaki bir ilke tarafından önceden belirleniyor. Eğer ben bunu önceden belirliyorsam zaten ben ahlaki eylemlerimde özgür değilimdir. Onun için hemen ikinci maddeye bakacağım. Kişilerin ahlaki seçimleri daha önce yaşadıkları olaylara ruhsal ve fiziksel faktörlere bağlıdır. Yani ben bunu aslında geçmişimden getiriyorum. Geçmişimden getirdiğim için ahlaki seçimlerimde bakın gördüğünüz gibi bir yön ve diğer bir yön yok tek yön ya da tek yön. Ben özgür değilim ahlaki seçimlerimde. Son maddemize bakalım. İnsan eylemlerinde özgürce seçim yapamadığı için eylemlerinden de sorumlu değildir. E ben ne yapıyorum? Özgürce seçim zaten yapamıyorum. Çünkü ben aslında toplum tarafından, doğa koşulları tarafından yani kendim dışı bir kurum ya da kuruluş tarafından da olabilir bu. Ben zaten belirleniyorum ve özgürce seçim yapamıyorum. O zaman ben eylemlerimden de sorumlu değilim arkadaşım diyorum ve hemen geçiyorum sonraki akımıma. Ben neyi soruyordum burada? Neyi sorguluyordum? Unutmayalım. Ben davranışlarımda özgür müyüm? Bakalım indeterminizm bize ne diyecek? Yani belirlenmezcilik bize ne diyecek? Bakın burada kocaman bir özgürlük heykelimiz var. Bize ne diyecek peki? Özgürlük insan eylemlerinde hiçbir belirlenmişliğin ve kısıtlamanın bulunmadığını bakın determinizmin karşıtı ve bundan dolayı insanın eylem ve davranışlarında ne olduğunu savunacak arkadaşlar tabii ki de özgür olduğunu savunacak özgür olduğunu savunan görüş bizim için ne olacak İndeterminizm yani belirlenmezcilik olarak karşımıza çıkacak kişinin ahlaki seçimlerinin daha önceki fiziksel ve ruhsal olaylar tarafından belirlenmediğini savunacak ne demiştim determinizmin karşısında olan bir demiştim ve diyordu ki artık fiziksel ve ruhsal olaylar tarafından geçmişimde yaşanan şeyler beni ırgalamıyor benim de diyor umurumda değil diyor. Ben diyor kendi davranışımı diyor kendim belirlerim ve kendi ahlaki davranışımı aslında diyor kendim belirlediğim için özgürüm diyor. İnsanın aklı sayesinde mutlak bir seçme özgürlüğüne sahip olduğunu öne sürer. Bakın burada ne diyorum? Aklım sayesinde özgür olduğumu öne sürüyorum ve indeterminizm akımımızı da böylece tamamlıyoruz. Geçiyoruz oto determinizm yani ahlaki özellik anlayışımıza. Peki burada ne diyeceğiz? eylemlerin belirleyicisinin ve yönlendiricisinin bireyin kendisi olduğunu hop burayı çizdim. Neden çizdiniz hocam burayı? Çünkü eğer sorularda görürsünüz, başka bir yerde görürsünüz eğer diyorsa ki insan davranışlarında yani ahlaki davranışlarında kendisi belirliyorsa eğer bunu ben diyeceksiniz ki otodan da aklınıza gelir hani otobiyografi falan vardır ya otodeterminizm kendisi belirliyorsa kendi davranışlarını yani özelliği varsa o zaman bu benim için ahlak felsefesi görüşlerinin ahlaki özellik yani otodeterminizm olarak karşıma çıkacak. Bu anlayışta kişi kendi özgürlüğünü ne yapacak? Kendisi yaratır. Ben kendi özgürlüğümü kendim yaratacağım diyorsam... Ben o zaman bu akımı savunuyorumdur arkadaşlar. İnsan kendi özgür iradesiyle belirlediği genel geçer ahlak yasalarına yine kendisi uymaktadır. Bakın ben kendim uyuyorum. Gördüğünüz gibi. Ahlaki eylemleri bireyin kendi istencinden doğar. Yine ne oluyor? Bakın dönüyoruz, dolaşıyoruz. Hep kendi kelimesine geliyoruz. Ahlaki eylemlerimi de kendim yaratıyorum. E ne yapıyorum sonucunda da kendim üstlenebilirim sonuçlarını. Çünkü kendim bu eylemlere karar veriyorum diyorum ve ona göre de davranıyorum. Geldim son özgürcülük anlayışımız fatalizm yani kadercilik yazgıcılık. Ne demişiz burada? Do you believe in fate Neo demişiz. Yani demişiz ki kadere inanır mısın Neo demişiz. Peki fatalizm, kadercilik ne demiş buna? İnsan eylemlerinin aşkın bir varlık, doğaüstü bir güç yani tanrı olabilir bu ya da kader tarafından belirlendiğini bu yüzden de insanın eylemlerinde özgür ...olmadığını savunan görüştür. Bakın ne diyor bize? Bizim aslında kaderimiz yazılmıştır. Biz aslında bir yaprak misali oradan oraya zaten savruluyoruz diyen bir görüş görürseniz bu emin olun ki fatalizm yani kadercilik ya da yazgıcılık görüşü olarak karşınıza çıkacak kişinin geleceği belirlenmiş olduğu için özgür iradeden söz edemezsiniz arkadaşlar çünkü sizin aslında atıyorum sonraki adımınız belirlenmiştir bu belirlendiği için de siz aslında özgür iradeden bahsedemezsiniz Bundan dolayı da bu kadercilik anlayışı kabul edildiği zaman insanın ahlaki düşünüşü, seçimleri ve eylemleri tümüyle anlamsızlaşıyor. Dolayısıyla yaptıklarından da ne oluyor arkadaşlar? sorumlu değildir. Çünkü benim aslında kaderim önceden belirlenmiş, yazgım önceden yazılmış. Onun için yaptıklarımdan da ben sorumlu değilim. Peki hocam bu hangi konuydu benim için ahlak felsefesinde? Ben davranışlarımda özgür müyüm? Özgür değilim. O zaman fatalizm davranışı ortaya çıkıyor, akım ortaya çıkıyor diyelim ve gelelim arkadaşlar en 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 önemli konumuza. Evrensel ahlak yasası mümkün müdür diye sormuşuz. Peki buna ne demişler filozoflarımız? Bir taraf demiş ki mümkün değildir demiş. Böyle böldüm. Bir tarafta demiş ki tabii ki de mümkündür demiş. Mümkün değildir diyen taraf bakalım neler neler söylemiş. Haz ahlakı yani hazcılık hatırlıyor musunuz? Epikros vardı, Aristopos vardı, daha demin hazcı bir karikatürümüz vardı. Haz ahlakı, hazcılık, hedonizm. Diyecekler ki bizim için evrensel bir ahlak yasası mümkün değildir diyecekler. Sonrasında faydacılık yani pragmatizm. Bizim için diyecekler evrensel bir ahlak yasası mümkün değildir. Çünkü biz ahlakın fayda tarafıyla ilgileniyoruz. Bizim için ne kadar fayda sağlarsa ahlak o kadar iyidir. Ama bizim için bu tabii ki de bize sağladığı faydadan dolayı genel geçer bir evrensel ahlak yasasına ulaşamayız diyecekler. Bencillik yani egoizm adından da belli olduğuna göre nesna bir evrensel ahlak yasasına ulaşamayız diyecekler. Sonrasında ahlaki anarşizm yani kural tanımazcılık karşımıza çıkacak. Anarşizm zaten her şeyi her kuralı yok sayan bir anlayış zaten bunların hepsini teker teker açıklayacağız. Ahlaki nihilizm yani hiççilik hiçbir şey yoktur. Onun için ahlaki kurallarda yoktur diyecek. Varoluşçuluk ise bizim için özgürcülük esastır. Varoluş özden önce gelir diyecekler. Onun için evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyecekler. Peki mümkündür diyen filozoflarımız ne diyecekler? Erdem eti yani aslında objektif nesnel temelde açıklayan filozoflarımız var. Bir de subjektif yani öznel temelde açıklayan filozoflarımız var. Objektif temelde açıklayan filozoflarımız diyecekler ki erdem etiği olarak açıklayanlar Sokrates, Platon, Farabi gibi büyük filozoflarımız öne çıkacak. Ödev etiği yani aslında ödev ahlakı olarak açıklayan bir filozofumuz var ki çok da ünlüdür bu ahlak anlayışı. Kant karşımıza çıkacak. Sonrasında ahlaksal determinizm yani Spinoza karşımıza çıkacak. Evrensel ahlak yasası mümkündür diyecekler. Sonrasında subjektif yani öznel temelde açıklayan filozoflarımız da Utilitarizm. Peki hocam bu ne demek diye sorarsanız toplumsal faydacılık anlayışı karşımıza çıkacak. Yani diyecekler ki en çok fazla en çok kişiye ulaşan, ahlak bizim için en çok yarar sağlayan ahlaktır diyecekler. Sezgici ahlak felsefesinde ise Belki son karşımıza çıkacak. Belki bize diyecek ki sezgi bizim için çok önemlidir. Ahlak ise sezgiyle ölçütür. Ahlakın ölçütü bizim için sezgidir diyecek arkadaşlar. Evet geldik evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyen filozoflarımıza. Bakalım hazcılık yani Hedonizm filozoflarımız ne diyecekler? Hedonizm anlayışı. Filozoflarımız ne diyecekler? Bu görüşe göre davranışın sonucunda acının az fakat vereceği hazın çok olması davranışın ahlaki olmasını sağlar diyeceğiz. Yani neymiş bizim için? Acı az olacak, fakat vereceği haz çok olacak. O zaman biz ne olacağız arkadaşlar? Hazcı. Yani hedonist bir tarafta olacağız. Ama ne diyeceğiz? Evrensel ahlak yasası bizim için mümkün değildir diyeceğiz. Sonrasında ise haz veren durum kişiye göre değiştiği için ahlaki değerler ve ahlaki eylemler de bireye göre farklılık gösterebilir diyeceğiz. Bu durumdan dolayı evrensel ahlak yasası bizim için mümkün olmayacak. Yani haz veren durum kişiye göre değişir. Benim için bu bir hazdır, benim için bu bir hazdır. Hatta şuradan örnek verebilirim. Epikuros için manevi hazlar daha önemliyken Aristipos için maddi hazlar daha önemlidir mesela. Onun için bakın iki filozofta bile değişiyorken evrensel ahlak yasasında zaten hazcılıktan bas edemeyim. Çünkü mümkün değildir diyeceğim. Hemen bakıyorum tüm canlılar has peşinde koşup acıdan kaçarlar. Bu bizim için nedir? Hazcılığın önemli bir ilkesidir. Yıldızımı koydum. Haz en yüksek iyidir sorularda gördüm hocam. O zaman direkt yıldızımı attım. Benim için nedir? Hazcılık evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyeceğiz. Ve temsilci filozoflarımız kimdi unutmayalım. Epikiroz ve Aristipos olarak karşımıza çıkacaktı. Hemen bencillik. Yani diğer adıyla egoizm. Bakalım burada karşımıza neler çıkacak? Bu kuramın temel dayanı bireyin kendini sevme ve kendini koruma içgüdüsüdür. Aslında bunu biraz psikolojiden biliyorsunuz diye umuyorum. Çünkü adından da belli olduğu gibi ben burada ne diyeceğim? Evrensel ahlak yasası mümkün değildir. Çünkü ben kendimi seveceğim, kendimi koruyacağım ve ahlakı böyle tanımlayacağım. Kişinin benliğini temeli alarak yapılan, davranışların ahlaki bir değere sahip olduğu fikri benimsenir. Yani ben diyeceğim ki ben kralım, ben buyum, ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim ama siz benim için diğerlerisiniz. Çünkü ben sevgisi benim için her şeyden önce gelir. Bireyin kendi iyiliğini ilke kabul eden egoist ahlak felsefesi evrensel ahlak yasasını da kabul etmeyecek. Yani benim için ahlak nedir? Kendi iyiliğimdir, kendi Ahlaki eylemlerimde benim için kendi iyiliğime göre şekillenecektir. Peki bizim temsilci filozofumuz kim diye sorarsanız tabii ki de Thomas Hobbes olarak karşımıza çıkacağız. Ve diyecek ki ben sevgisi diyecek her şeyden önce gelir diyecek. Ve hemen geçiyorum sonraki e, evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyen bir başka akıma faydacılık yani Pragmatizm anlayışı burada karşımıza çıkacak. Peki burada filozoflarımız ne diyecekler? Hemen bir bakalım. Ahlaki değer davranışın sonucunda ortaya çıkan fayda ve zarara göre belirlenir. Bakın burada hemen anahtar kelimemizi cebimize aldık. Fayda ve zarar. Hayatta en değerli eylem kişiye iyilik ve yarar veren eylemlerdir. Yani benim için fayda ön planda. Kötü değil veya zarara neden olan eylemler ahlaki değildir diyeceğiz. Evrensel ahlak yasasının değerinin olmadığını ileri sürmesi bakımından göreceliği savunur. Bakın arkadaşlar lütfen faydacılığı diğer bir faydacılık anlayışıyla karıştırmayın. Bir de ne vardı? Utilitarizm vardı. Toplumcu ama neydi? Toplumcu faydacı anlayış vardı. O neydi? Evrensel ahlak yasası mümkündür diyenlerdi. Bunlar neydi? Evrensel ahlak ahlak yasası mümkün değildir. Yani faydacılık, pragmatizm. Çünkü burada karşımıza ne çıkacak? Bireysel bir faydacılık anlayışı karşımıza çıkacak. Temsilcileri de kimdi? William James ve John Dewey bizim için ne diyecekler? Bizim için ahlaki değer, iyilik ve yarar veren eylemlerdir diyecekler. Ama bakın neye ahlaki değildir diyecekler. Kötülüğe veya zarara neden olan eylemleri de ahlaki olarak kabul etmiyoruz diyecekler. Hemen ahlaki anarşizme bakalım. Diğer adı nedir hocam diye sorarsanız tabii ki de kural tanımazcılık olarak karşımıza çıkacak. Normal hayatta da eminim ki anarşizmi biliyorsunuz. Bireyi temel alan temel alan anarşist ahlak felsefesi devlet ve yasalar olmadan insanların daha iyi yaşayabileceğini öne sürüyorlar. Ne diyor bakın bu ahlak felsefesinde? Devlet ve yasalar olmasın diyorlar. Lütfen diyorlar. Ahlak diye bir şey olmasın. Çünkü diyorlar biz diyorlar insan davranışlarını ve özgürlüğünü kısıtladığına inanıyoruz devletin de yasaların da bizi kısıtladığına inanıyoruz. Onun için biz buna karşı çıkacağız ve bunun yıkılması gerektiğini düşünüyoruz diyecekler. Yani ahlakı lütfen diyecekler. Bizim için yok edin diyecekler. Anarşistlere göre ahlak insanları daha kolay yönetmek için uydurulmuş kurallar yığınıdır arkadaşlar. Çünkü böyle düşünürler ve evrensel ahlak yasalarının da mümkün olmadığını düşünürler. Anarşistler hemen geçiyorum ahlaki nihilizme. Nihilizmle karşıma kim çıkacak? Normal bildiğiniz nihilizmin bir de ahlaki kolumu var. Burada Diğer adımız olarak tabii ki de hitçiliği hemen yazalım. Frens Nietzsche çıkacak ve diyecek ki Nietzsche bütün ahlaki değerlere karşı çıkacağım ben diyecek. Çünkü aslında Nietzsche ahlakı tamamen yok olan bir şey olarak görür ve yıkılmasını da ister ama lütfen anarşizmle karıştırmayın. Çünkü Nietzsche der ki aklı değil iradeyi toplumu değil bireyi ben üstün tutmalıyım der. Çünkü aslında Nietzsche için akıl da önemli değildir. Onun için sadece birey üstündür arkadaşlar. Ve Frank Nietzsche'ye göre birey evrensel ahlaki değerleri yok sayarak kendi ahlaki değerlerini oluşturur oluşturmalıdır. Bunu sakın unutmayın. Ben kendi ahlaki değerlerimi oluşturursam ne olur biliyor musunuz? Hemen sonraki maddemizde gizli bu. Ahlak sistemleri insanın zayıflığına dayanan köle ahlakıdır. Ben ahlaka uyarsam, ahlak sistemlerine uyarsam ben köle olurum. Yani köle ahlakına uyarım der. Oysa insan kuvvet iradesiyle yani aslında gücüyle der bir üst insan üst insan oluşturmalı. Yani bir üst insan yaratmalı ve böylece efendi ahlakını ve değerlerini gücüyle oluşturmalıdır der. Yani aslında baktığınız zaman nihilizmin anlayışında Frant Nietzsche ortaya çıkacak... ve diyecek ki siz köle ahlakından kurturun, kendinize üst insan imajı yaratın... ve bunu da efendi ahlakıyla sağlayın ama lütfen ahlaki değerleri topluma göre değil... kendi iradenize göre ve bireysel anlayışa göre yapın diyecek. Ve geliyorum evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyen son akımı yani varoluşçuluk akımı. Diğer bir adıyla nedir hocam diye sorarsanız Tabii ki de egz, ...sanyalizm olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. Peki burada kim çıkıyor karşıma temsilci filozof olarak? Tabii ki de Jean-Paul Sartre çıkacak. Peki en önemli sözü nedir Jean-Paul Sartre'nin? Tabii ki de varoluş özden önce gelir. Bu akıma göre birey ahlaki değerlerini kendi özgür seçimleriyle oluşturmalıdır. Yani aslında karşınıza özgürcülük anlayışı olarak da karşınıza çıkar... Buraya bunu da not alalım. Çünkü varoluşçuluk değil de özgürcülük olarak da karşınıza çıkarsa şaşırmayın. İnsan eylemlerini insanın özüne ait iyi, kötü değerleri belirlemez diyecek Jean-Paul Sartre ve diyecek ki tersine insanın özgürce yaptığı eylemlerle insan ahlaki değerlerini kendisi yaratır diyecek. Bundan dolayı evrensel ahlak yasası yoktur. Birey kendi ahlak yasasını kendi belirlemeli diyecek. Yani ben özgür irademle eğer kendi varoluşumla kendi ahlak yasamı belirlersem ben Jean-Paul Sartre'ye göre doğru yoldayımdır ve bunun içinde evrensel ahlak yasası mümkün değildir. Görüşünü savunuyorumdur. Arkadaşlar lütfen unutmayın ve böylece bitirdik. Evrensel ahlak yasası mümkün değildir diyen filozoflarımızı ve geldik evrensel ahlak yasasının mümkünlüğünü savunan filozoflarımıza. Peki demiştik ki hem subjektif alanda savunan filozoflarımız var hem de objektif. İlk gruba bir bakalım. Subjektif alanda yani öznel alanda açıklayan filozoflarımız bakalım ne diyecekler evrensel ahlak yasasına. Utilitarizm yani toplumsal faydacı ahlak anlayışına. Hemen bir bakalım. Bireysel çıkarlar yerine acaba hangi çıkarı temel alıyorlardı? Bakın neydi pragmatist anlayışta bireysel çıkar vardı. Burada ne var peki? toplumun çıkarı ön plana çıkacak. Peki burada ne diyecek filozoflarımız? Ahlaki eylemin ölçütü çok sayıda insana. Ben çok sayıda insana, ne kadar çok insana eğer fayda ve yarar sağlarsam, yani en çok sayıda bireye fayda sağlarsam ben o eylemi ahlaki eyleme çevirebilirim diyecekler. Peki temsilcileri kim? Tabii ki de Bentham ve John Stuart Mill olarak karşımıza çıkacak. Bunu sakın unutmayın. Bu bizim toplumsal faydacı ahlak anlayışımız. Ahlakın ölçütü neymiş arkadaşlar? En çok sayıda bireye fayda sağlamakmış. Kocaman bir yıldızımızı attık. Sezgici yani entüsyonist ahlak anlayışına bakalım. Burada karşımıza kim çıkacak? Temsilci olarak Berkson çıkacak. Peki ne diyecek Berkson? Sezgilere dayanan eylem ahlaklıdır diyecek. Bakın adı üstünde sezgiciydi zaten. Sezgi benim için önemli. İnsan neyin iyi, neyin kötü olduğuna ancak sezgiyle kavrayabilir. Bakın karşımıza sürekli iyi ve kötü çıkıyor. İyi ve kötü ahlak felsefesinin kavramlarıdır. Bunu da unutmayalım. Bergson sezgi ahlakıyla ilgili görüşünü kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın şeklinde dile getirir. Burada az ve öz olarak zaten kendi temel fikrini açıklamış Bergson. Yani sezgi ahlakı benim için aslında sezgici ahlak ahlakın ölçütü ben sezgimle ahlaki eylemlerime davranışlarıma ne kadar yön verirsem o kadar erdemli olurum ve o kadar da evrensel ahlak yasasını gerçekleşmiş ve mümkün kılmış diyeceğim Henry Bergson için. Hemen geçiyorum evrensel ahlak yasasının varlığını objektif yani nesnel temelde açıklayan filozoflarıma. Bunlar kimdi? Erdem etiyle açıklayan filozoflarımda. Nesnel olarak nasıl açıklamışlar? Hemen bir bakalım. Sokrates ne diyecek benim büyük büyük filozoflarımdan Ahlaki eylemin amacı mutlulukmuş. Peki kaynağı neydi? Hemen hatırlayalım bakın amaçlarında ne diyordu Sokrates? Mutluluktu diyordu benim için ahlaki eylemin amacı. Peki kaynağım ne arkadaşlar? Tabii ki de bilgi. Sokrates için bilgi çok önemlidir. Ve rasyonelist bir filozoftur. Bunu da unutmayalım geçmiş konular için. Bilgi insanı doğru eyleme, bilgisizlik de yanlış eyleme götürür diyecek. Bakın ahlakı gördüğünüz gibi bilgiyle açıklıyor. Hem hem mutlulukla hem bilgiyle açıklıyor. O halde ahlaklılık uygun eğitimle ortaya çıkartılıp kazandırılabilir. Yani burada aklımıza ne gelecek? Sokrates'in doğurtma yöntemi aklımıza gelecek. Doğurtma yöntemini bakın burada da uyguluyor. Ahlaklılık diyor uygun eğitimle ortaya çıkartılıp kazandırılabilir diyor. Ahlaklılık bir bilgi ise ahlaksızlık da bir bilgisizliktir diyor Sokrates. Erdemetiğini böyle açıklıyor. Peki Platon ne diyor? Amaçta ne demişti bizim için? Ahlaklı eylem demişti. İyi idasına uygun demişti değil mi? Çünkü ben idalara uygun bir eylem gerçekleştiriyorsam ama iyi idasına uygun bir eylem gerçekleştiriyorsam ben aslında ahlaklı bir eylem gerçekleştiriyorumdur Platon'a göre. Bir eylemin iyi ya da kötü olması Yiğidas'ına uygun olup olmadığına bağlıdır diyor Platon. İnsan yaşadığı dünyaya bakarak ahlaklı davranışlarda bulunamaz. Hocam burada sanki mümkün değildir gibi konuşuyor evrensel ahlak yasası diyeceksiniz. Ama neden? Çünkü burada nesneler dünyasından bahsediyor. Ama normalde Platon ahlakı nerede açıklıyordu? İdalar dünyasında açıklıyordu. Lütfen aklınız karışmasın. Platon evrensel ahlak yasasının varlığını ve mümkünlüğünü kabul eden bir filozoftur. Mutlak ahlaki değerler idealar dünyasındadır erdemlerin ve değerlerin ne olduğunu akıl yoluyla iddiaları bilmeye çalışarak elde ederiz. Bakın burada yine akıl ön plana çıktı Platon'da da. Yani Platon deyince aklımıza iyi iddiası gelecekmiş. Farabi'ye bakıyorum hemen. Ahlaklı eylem bilgiye ve yaratıcının kurallarına uygun olan eylemdir. Farabi ne diyormuş demek ki? Hem bilgiye bakacağım ahlaki eylem için, erdem için ve yaratıcının kurallarına uygun olarak davranacağım diyecek. Akıl bir eylemin iyi ya da kötü olduğuna karar verebilir diyecek. Farabi yani aklımla hem iyi hem de kötü davranışta bulunabilirim ama akıl beni daha çok iyiye yönlendirir diyecek. İnsan iradesi seçme gücüne sahiptir ve böylece de iyiyi seçebilir diyecek. Farabi bizim için. Hemen geldim ödev etiğine. Bakalım Kant ne diyecek. Kant herkes için aynı değere sahip ahlak yasasını oluşturmaya çalışmıştır. Buna göre herkes için aynı değişmeyen iyi isteme iyi niyet. Bakın burada niyeti hemen yıldızladım ve ahlak yasası hemen burada ahlak yasasını da yıldızladım çünkü Kant'ın ön plana çıkan üç kavramı ve dördü de hemen yıldızlıyorum ödevler. Akıllı varlık olmamızdan kaynaklanır. Kant hazcılar ve faydacılardan farklı olarak ahlaklılığın özünü yapmış olduğumuz eylemin sonucunda değil, kişinin taşıdığı niyetinde bulur. Arkadaşlar, eğer bana deseydiniz ki hocam ödev ahlakını bir cümlede açıklayın, kesinlikle burada açıklardım. Çünkü Kant, ahlaklılığın özünü yapmış olduğumuz eylemin sonucunda değil kişinin taşıdığı niyetinde bulur. Sorularda görürseniz Kant'ın ödev ahlakı anlayışıdır diyebilirsiniz. İnsan otonom bir varlıktır. O kendi yasasını kendisi koyar ve kendi koyduğu yasaya itaat etmesi de onun özgürlüğüdür diye düşünür Kant. O halde Kant'a göre ahlak yasasının kaynağı Kimdir arkadaşlar? Tabii ki de insanın kendisidir diyeceğiz. Peki Kant'ın ödev ahlakında ahlaki davranışta Temel ilkemiz neymiş arkadaşlar? Niyetimiz ve ödevimizdir. Bakın bu örneği hep verirler ama mesela trafik ışığında hatırlayın, trafik ışığında kimse olmadığında, atıyorum kameralar bizi çekmediğinde, radara yakalanmadığımızda, kimseden korkusu olmadan geçen insanın ahlakı neydi bizim için? O zaman bunu bir menfaat için yaptığı zaman bu bizim için iyi ahlak olmuyordu. Ama bunu kendi iyi niyeti için yaptığı zaman işte o zaman bu ödev ahlakına giriyordu. Kant için lütfen bunu unutmayın diyorum ve hemen geçiyorum ahlaksal determinizme. Bakalım ahlaki determinizme göre Tanrı'nın zorunlu buyruklarına uyulması gereklidir arkadaşlar. Doğaya uygun eylem ahlaklı eylemdir. Spinoza'ya göre insan tutkular ve düşünceler iklemi içinde yaşar. Ahlakın ödevi düşünce ile tutkuları yenmektir der ahlaksal determinizmde Spinoza. İnsan özgürlüğe yalnız bilgiyle ulaşabilir. İnsanın uyanacağı ahlak yasası bilgisini edindiği Tanrı'nın yasasıdır der Spinoza. Yani Spinoza'da öne çıkan düşünceler aslında hem doğadır hem de Tanrı'nın yasasıdır. Yani ben ahlakı Tanrı'yı bilmek olarak yani Tanrı'nın zorunlu buyruklarına uyulması gerekli olarak açıklarım ahlaksal determinizmde. Yasaya uygulanan iyidir arkadaşlar. Yasaya aykırı olan kötüdür tabii ki de bu da ahlak felsefemizin önemli bir konusu. Spinoza'ya göre bilmek nedir arkadaşlar? Tabii ki de Tanrı'yı bilmek olarak karşımıza çıkar. Lütfen bunu da unutmayın. Hemen geçiyorum. Konu biterken biz neleri işledik? Neleri gördük? Ahlak ve ahlak felsefesi etik nedir dedik. Baktık hemen kavramlarımıza. Ahlak felsefesinin temel kavramlarına baktık, sorunlarına baktık. Karşımıza hangi sorunlar daha çok çıktı? Bunları inceledik. Ahlaki eylemin amacı nedir dedik? Filozoflarımız neler demiş? Bunları inceledik. İnsan davranışlarında özgür müdür dedik? İnd determinizme baktık, determinizme baktık, fatalizme baktık. Evrensel ahlak yasası mümkün müdür dedik. Mümkün değildir diyenler oldu, mümkündür diyenler oldu. Bunları detaylıca inceledik ve hemen geçiyorum. Ekranda ödüllü sorumuz var arkadaşlar. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.